Günaydın. Cumhuriyet Gazetesi her sabah sesli olarak sizlerle buluşuyor. Gazetemizin öne çıkan başlıklarından ve haberlerinden seçmelerle podcast yayını başlıyor. Nisan 2024 gündem. İstanbul Valiliği 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla İstanbul'da çeşitli trafik kısıtlamaları ve toplu taşıma düzenlemeleri yapılacağını duyurdu. Bu kapsamda 1 Mayıs'ta sabah saat 4'te başlayacak olan kısıtlamalar karayolu, deniz ve raylı sistemlerde uygulanacak. Özellikle Taksim bölgesinde yoğun güvenlik önlemleri alınacak ve birçok yol trafiğe kapatılacak. Alternatif güzergahlar olarak Sahil Kennedy Caddesi, Haliç Köprüsü ve D100 gibi ana arterler öneriliyor. Metro, tramvay ve funiküler hatlarında da belirli duraklar hizmet dışı bırakılacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve ilgili kurumlar, olası toplumsal olaylara karşı çeşitli önlemler alarak şehrin huzur ve güvenliğini sağlamayı amaçlıyor. Bu önlemler arasında çöp konteynerlerinin kaldırılması, güzergah üzerindeki engellerin temizlenmesi ve itfaiye ile sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi yer alıyor. Cumhuriyet Halk Partisi lideri Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapacağı görüşmede, milletin ana gündem maddeleri olan ekonomik kriz, enflasyon, asgari ücret, emekli maaşları ve yargı krizini ele alacak. 30 Nisan 2024 tarihinde TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un da katılacağı bir toplantıda yeni anayasa konusu gündeme gelecek. Özel, halkın beklentilerine uygun bir gündem oluşturduğunu ve ülkedeki kutuplaşmayı azaltmayı hedeflediğini belirtiyor. Ayrıca, Cumhuriyet Halk Partisi'nin mevcut yönetimi, seçimlerden birinci parti olarak çıkan Cumhuriyet Halk Partisi'nin ülke nüfusunun %60'ından sorumlu olduğunu ve Erdoğan'ın sorunları dinlemesi gerektiğini vurguluyor. Özel ve Erdoğan'ın 2 Mayıs Perşembe günü bir araya geleceği bildirildi. Altın fiyatları, 2024'ün ilk çeyreğinde rekorlar kırdı ve yılın geri kalanında nasıl bir seyir izleyeceği merak konusu. Ekonomist Tunç Şatıroğlu, fiyat artışlarının nedenlerini Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın FED faiz indirimi, jeopolitik riskler ve Çin Merkez Bankası'nın artan altın talebi olarak açıkladı. FED'in faiz indirimi yapacağını duyurması ve jeopolitik gerginlikler yatırımcıları altına yönlendirdi. Ayrıca, Çin Merkez Bankası'nın Amerikan hazine tahvillerinden uzaklaşıp altın alımını artırması da fiyatları yükseltti. Şatıroğlu, kısa vadede altın fiyatlarının yatay seyredebileceğini, ancak uzun vadede yükseliş trendinin devam edeceğini belirtti. Gram altın fiyatının 3000 Türk lirasına, ons altın fiyatının ise 2450 ile 2500 Amerikan doları arasında olabileceğini öngördü. Altın alacaklara, yatırımın uzun vadeli olduğunu ve güvenilir yerlerden alışveriş yapılması gerektiğini hatırlattı. Gazetemiz Cumhuriyet, 27 Şubat'ta ortaöğretim matematik müfredatında yapılacak değişiklikleri duyurdu. Milli Eğitim Bakanlığı, yeni müfredatta integral konusunu çıkardığını ve mantık ile kümeler konularını sadeleştirdiğini açıkladı. İntegralin işlem odaklı ve sınırlı şekilde sunulmasının gerekliliği vurgulanırken, limit ve türev konuları daha detaylı işlenecek. Ayrıca, mantık konusu hazırlık sınıfına alınırken sayısal mantık çıkarıldı ve kümeler sayılar bölümü içinde işlenecek şekilde yeniden düzenlendi. Eğitim İş Genel Başkanı Kadem Özbay, bu değişikliklerin matematiğin mantığına aykırı olduğunu ve eğitimde bilimselliğin yok edildiğini eleştirdi. Bakanlık, müfredatta %35 oranında bir seyreltme yapıldığını belirtti. Üsküdar Belediyesi, yerel seçimler öncesinde Ensar Vakfı yöneticisi İsmail Şirin'in yöneticisi olduğu ve aile şirketi olan Akis Yiyecek ve İhtiyaç Maddeleri ile Şirin Kardeşler Gıda İnşaat Şirketlerine büyük miktarlarda kamu ihalesi vermiş. Şirin Kardeşler'e yalnızca bir firmanın katıldığı 137 milyon 147 bin Türk lirası değerinde gıda ve mutfak servis malzemeleri ihalesi, Akis Yiyecek'e ise 12 milyon 953 bin Türk lirası değerinde şarküteri malzemeleri alımı ihalesi verilmiş. Şirin Kardeşler bugüne kadar toplamda 38 kamu ihalesi almış olup, bunların 21'i Üsküdar Belediyesi'nden. Şirketlerin aldığı ihalelerin toplam bedeli 355 milyon 140 bin Türk lirası iken, Akis Yiyecek ise 104 milyon Türk lirası değerinde 50 kamu ihalesi almış, tüm ihaleler Üsküdar Belediyesi'nden verilmiş. Kadıköy'de yaşanan bir olayda, gazeteci Tacettin Kutay'ın 6 yaşındaki kızı Fulya'ya sözlü tacizde bulunulduğu iddia edildi. Tacettin Kutay, kızıyla Göztepe'de yürürken kızının ilahi okuması üzerine bir kadın tarafından durdurulduklarını ve kadının çocuğa ilahileri nerede öğrendiğini sorduğunu belirtti. Kutay'ın "ben öğretiyorum" yanıtına kadın, "el kadar çocukların beynini bu saçmalıklarla yıkıyorsunuz.
ben üniversite hocasıyım, siz ne cahil insanlarsınız şeklinde karşılık verdi. Olay sonrası her iki taraf da birbirlerinden şikayetçi oldu. Emekli hemşire olduğu öğrenilen kadın hakkında, halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama, hakaret suçlarından, Kutay hakkında ise hakaret suçundan adli işlem başlatıldı. Her iki isim dosyaları tamamlanarak adliyeye gönderildikten sonra serbest bırakıldı. İyi Parti'de Meral Akşener dönemi sona erdi ve yerini Müsavat Dervişoğlu aldı. Yeni Genel İdare Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu üyeleri belirlendi. Başkanlık Divanı ise yakında Genel İdare Kurulu toplantısında seçilecek. Parti içinde Tolga Akalın'ın destekçilerinin çoğunluğu tartışma yarattı. Akalın'ın teşkilat başkanı olarak atanması bekleniyor. Partinin merkez sağa kayma iddiaları ise sadece söylemde kaldı. Ayrıca Alparslan Türkeş'in kızı Ayyüce Türkeş'in üst sıralarda yer alması, partinin ülkücü milliyetçi çizgisini koruma mesajı olarak değerlendiriliyor. Koray Aydın'ın da ciddi bir destek aldığı, parti içi çekişmelerin artacağına işaret ediyor. Partide önümüzdeki günlerde kadro kaybı ve bazı milletvekillerinin diğer partilere geçiş yapacağı öngörülüyor. Dervişoğlu'nun önceliği ise meclis grubundaki kayıpları önlemek olacak. Dün ise İyi Parti Grup Başkan Vekili Erhan Usta istifa etti. Acun Ilıcalı, Hull City'nin sahibi olarak Slovenya'dan yeni bir futbol kulübü satın alacağını açıkladı. Ilıcalı, Sloven basınına yaptığı açıklamada, Slovenya'daki kulüpler arasında en uygununun Maribor olduğuna karar verdiklerini belirtti. Geçen hafta Maribor'u ziyaret eden Ilıcalı, şehri ve stadyumu çok beğendiğini, kulübü yöneten insanları da sevdiğini ifade etti. Ayrıca, diğer kulüplere de saygı duyduğunu, ancak 2 ay süren araştırma ve değerlendirme sonucunda Maribor'un en doğru proje olduğuna karar verdiklerini söyledi. Beşiktaş, Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup olarak Avrupa şansını zora soktu. Şu anda ligde 5. sırada yer alan siyah-beyazlılar, Türkiye Kupası'nı kazanamazsa ve ligi bu sırada tamamlarsa, Avrupa Kupalarına katılabilmek için Trabzonspor'un Türkiye Kupası'nı kazanmasını beklemek zorunda kalacak. NTV Spor'un haberine göre, eğer Türkiye Kupası'nı Ankara Gücü ya da Fatih Karagümrük kazanırsa ve Beşiktaş Ligi ilk 4 içinde bitiremezse, yeni sezonda Avrupa Kupalarında yer alamayacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, Türkiye'nin çoğu bölgesinde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava hakim olacak. Marmara, İç Ege, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Güneydoğu Anadolu bölgelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. İç Anadolu ve Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor. Hava sıcaklıkları Güneydoğu kesimlerde 3 ila 5 derece azalacak, diğer bölgelerde ise mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar genellikle kuzey yönlerden eserken, güney ve doğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgarlar 40 ile 60 kilometre saat bekleniyor. Güneydoğu kesimlerde toz taşınımı nedeniyle görüş mesafesinde azalma ve hava kalitesinde düşüş yaşanabilir. Vatandaşların olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor. Ağrı Belediyesi'nin yönetimi AK Parti'nden Demokrasi ve Atılım Partisi'ne geçtikten sonra merkezi hükümetin baskıları devam etti. Belediyenin ödeneklerine Ağrı Vergi Dairesi tarafından el konuldu ve belediyenin hesapları bloke edildi. Ayrıca İşkur tarafından belediyeye verilen 183 işçi geri çekildi ve belediyeye tahsis edilen kamyonlar ile iş makineleri geri alındı. Belediye eş başkanları Hazal Aras ve Mehmet Akkuş bu durumun Ağrı halkını cezalandırdığını ifade etti. Eş başkan Aras, devraldıkları borçların hesaplanması için Sayıştay'a başvurduklarını ve sonuç beklediklerini belirtti. Malatya'da Kırçuval Otel'de yaşanan deprem felaketinde 21 kişi hayatını kaybetti. Otelin sahibi ve eski Battalgazi Belediye Başkan Yardımcısı Zafer Kırçuval, kısa süreli tutukluluğun ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Otelin ilk duruşması 7 Haziran'da Malatya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek. Avukat Çağrı Sarıoğlu, Karadeniz Teknik Üniversitesi tarafından hazırlanan ek bilirkişi raporuna göre, otelin binası 1975 deprem yönetmeliğine dahi uymuyor. İlk statik projede otelin 33 kolonu olduğu belirtilirken, sonraki tadilat projelerinden birinde bu sayının 28'e düştüğü görülmüş. 5 kolonun akıbeti belirsizliğini korurken, otel için verilen yapı ruhsatına ve diğer önemli evraklara ulaşılamaması soru işaretlerini artırıyor. Dosyadan belgelerin bilinçli olarak çıkarılıp yok edildiği şüphesi gündemde.
Bahar Madencilik'in Çanakkale ve Balıkesir'de yürüttüğü maden projesi son aşamalara gelmiş durumda. Firma, Kaz Dağları'ndaki 1323 hektarlık ruhsat sahası içinde 10 hektarlık bir alanda kuvars ocağı açmayı planlıyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na yapılan başvuru sonucunda, projeye ilişkin halkın katılımı toplantısı 21 Mayıs'ta gerçekleştirilecek. Toplantı sonrasında inceleme değerlendirme komisyonu süreci devam edecek ve projenin onaylanması durumunda firma, alanda çalışmalara başlayacak ve bu iş için 12 milyon 649 bin Türk lirası harcayacak. Ancak yaşam savunucuları ve yurttaşlar, projenin sadece kuvars ocağı olmadığını, aslında bir altın madeni olduğunu öne sürerek projeye karşı çıkıyorlar. Bu durum, doğal alanların korunması için mücadele edenler ile sermayenin çıkarlarının çatıştığı bir ortam yaratıyor. Türkiye'de 2002 yılından 2022 yılına kadar özel hastane sayısı %111,7 oranında artarak 271'den 572'ye yükseldi. Bu dönemde, AK Parti'nin iktidarda olduğu yıllarda, kamu hastanelerinin sayısı ise sadece %18,22 oranında arttı. Sağlık Bakanlığı'na bağlı hastaneler toplam hastane sayısının %69'undan %59'a düşerken, özel sektördeki hastaneler %23,44'ten %30'a yükseldi. Ayrıca, Türkiye'nin 10 bin kişi başına düşen hastane yatağı sayısı, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü ve Avrupa Birliği ülkelerinin gerisinde kaldı. Genel Sağlık İş Sendikası Genel Başkanı Derya Uğur, sağlık hizmetlerinde kamunun payının azalması ve özel hastanelere yönlendirmenin artması nedeniyle vatandaşların nitelikli ve ulaşılabilir sağlık hizmeti almakta zorlandığını belirtti. Anayasa Mahkemesi'ne başvuran bir aile, ilk derece mahkemesi tarafından 26 yıl hapis cezasına çarptırılan bir sanığın daha sonra beraat etmesine tepki gösterdi. Cumhuriyet Gazetesi, ailenin avukatları Abdurrahman Savaş ve Tuğçe Y. ile görüştü. Avukat Savaş, sanık hakkında somut deliller yerine soyut anlatımlar olduğu gerekçesiyle beraat kararı verildiğini belirtti. Tuğçe Y. ise yaşadığı olayların cinsel tacizden sarkıntılığa indirgendiğini ve bu yüzden yeterli delil olmadığı iddiasıyla kararın bozulduğunu ifade etti. Aile şimdi Anayasa Mahkemesi'ne başvurarak hukuki süreci sürdürmeye kararlı. Gündem haberleri sizler için yapay zeka tarafından seslendirilmiştir. Dinlediğiniz için teşekkürler. Cumhuriyet Gazetesi podcast yayını sona erdi. Daha fazlası için cumhuriyet.com.tr adresini ziyaret edebilir, bayinizden Cumhuriyet Gazetesi'ni satın alabilirsiniz. 100 yıldır olduğu gibi her gün Cumhuriyet Gazetesi sizlerle. Yarın görüşmek üzere.